Ali teyze nerede? Gelmiyormuş, aç değilmiş. Emine teyze de içeriden çıkmıyor 2 saattir. Bir şey mi oldu ki bunlara? Ay bunlar kesin tartıştı gene ya. Ay öf. Al işte yine babam arıyor. Açmayacak mısın? Kapı çalıyor. İpek baban gelmiş olamaz değil mi? Olabilir Aslı, sen aç, ben yokum, yok de. İpek, merak etme. Cemil abi gelmiş, babam değil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem nerede? Onu sevdiği şeyleri aldı. Body bezmesi bile var. Çok sever. Paraya kıydım, aldım. De Cemil abi, o içeriden çıkmıyor. Bunalıma girdi galiba. Bunalıma mı girdi? Girmesin de, bunalım öyle girilecek güzel bir şey değildir. Anne, gel de bak. Oğlun çalıştı, çabaladı. Kazandığı parayı evine, ocağına getirdi. Duymadı galiba, ben bir içeri gideyim de bakayım belki benim değil. Sen ne yüze geliyorsun buraya, he? Kim aldı bunu içeri? Hadi. Hadi kapının yolunu biliyorsun çocuğum, hadi. Anne, bak torununu bir görsen, bak kızarsın biliyor musun? Niye daha önce getirmedin, niye daha önce göstermedin dersin. Öyle tatlı bir çocuk ki, ballidir de balli. Sus! Çocuğu da kullanma, bencil. Olsa bir Sübyan'a da yazık, senin gibi babası olmuş. Senin gibilerin soyunun kuruması lazım, soyunun. Anne, ağır konuşuyorsun da. Tam da hak ettiğin gibi konuşuyorum çocuğum. Hadi. Yolun açık olsun çocuğum, hadi. Hadi. Emine teyze biraz ağır olmadı. Az bile oldu kızım. Az bile. Şimdi bunları böyle sineye çekersen yarın daha beteriyle gelirler karşına. Ama giderken öyle gözleri dolu dolu olmuştu. Yazık, günah değil mi? Çocuğum, sizin de kulağınıza küpe olsun. Her şeyin bir haddi, hududu, sınırı vardır çocuğum. Anaların bile bir sınırı vardır. Bir dayanma gücü vardır çocuğum. Atamsın babamsın deyip ben senin karnını çekmek zorunda mıyım? Şu garip oğlun hiç düşündüğün yok. Kaldım sokağın ortasına. Telefonum nerede? O telefonumu unuttum şirkete. Ben Hikmet abiyi arardım, kalırdım onda birkaç gece. Paraya da otelde kalın, bak. Ne yapacağım? Şirkete gideyim de oradan alayım telefonu.